gerçek bir sanatçıyla karşılaştığınızı elini sıkarken fark ediyorsunuz. Çok güçlü, çok sıcak. Doğayı çok seviyor Metin. Sivrisar'ın volkanik kayalarını çok seviyor. Heykel babam için bir ifade şekli ve ekmek. Damgasını vurdu meydanlara. Babamın güzel bir atölyesi vardı. Demirci ustasıydı. Babamın atölyesinde demir, ahşap ve bunlara bağlı pek çok malzeme, boya kullanıldığı için çocukluğum onların içerisinde geçti. Gelecekteki sanatçı kimliğime ve kişiliğime temel olan malzemeler bunlardı. Metalin sertliğini, direncini babam ocakta 1000 derece eritirken demirleri, kıvılcımın sıçramasını ve beni yakmasını hiç unutamam. Çünkü ben de körük de çekerdim. Daha sonraki eğitimde, üniversite eğitimde, akademik eğitimde bunların çok yararını gördüm. Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel değerlerinden de söz etmek zorundayım. Püskürük kayalar, milyonlarca yılda oluşmuş granit kayalar. Friklerin dini başkenti Pesunus'un o kalıntıları, o mermer yontuları müthiş bir şey. Sanatçı olmamda, malzemeyi, formu sevmemde onların çok etkisi olduğuna inanıyorum. Çünkü oyunlarımı onlarla oynardım. Genç yaşta babamı yitirdim. Bu bir travma oldu. Şok durumundan sonra aile yavaş yavaş toparlandı. Ve ben de yaşama tutunmaya başladım. Zaten 4-5 yaşlarında gittiğim babamın atölyesine, 15 yaşlarında artık o atölyeyi bir şekilde çekip çeviren bir insan olarak geldim. Bu arada hem ortaokul hem lise eğitimim devam ediyordu. Ve sonuçta Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü resim iş bölümü sınavlarına girip kazandım ve oraya yatılı olarak adapte oldum. Orada her gün akan bir duş, 3 kap çıkan yemek, her hafta değişen çarşaflar, bir de üstümüze, cebimize verilen harçlıkla Türk halkına büyük bir borcumuz vardır. O borcumuzu nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Pek çok sanat eğitimi dersi aldık ama heykel özellikle beni daha çok çekti. Maden atölyesinde maymuncuk yapıyordum. O anahtarla heykel atölyesinin kapısını gizlice açıyordum. Sabaha kadar çalışıyordum. Çünkü heykeli sevmeye başlamıştım. 3 boyutu sevmeye başlamıştım. Ben genelde dersi derste yapmazdım. Akşamları çalışmayı tercih ederdim. Yalnızlığı tercih ederdim. Hala da böyle bir şeyim vardır, kişiliğim vardır. Yalnız çalışmayı seviyorum. Biz akademik eğitimde teorik bilgiler aldıktan sonra bir de atölye derslerimiz vardı. Sağlam bir teorik eğitimden sonra çok yetkin öğretim üyelerinin katkılarıyla hepimiz çalışan, okulda eğitim gören arkadaşlarımızın tümü okul bittikten sonra öğretmenlik kimliğiyle yetinmediler. Her biri ya ressam oldu, ya heykeltıraş oldu, ya başka dallarda çok başarılı insanlar oldu.
Anadolu'da sanat İsa'dan sonra 1000 yılına kadar üretilmeye devam edilmiş resim ve heykel. Türklerin İslamiyet'i kabul edişleriyle birlikte ta ki 1923 yılına kadar 1000 yıl biz resme ve heykele ara vermişiz. Resim amatörce bir şekilde yapılıyordu. Ama heykel genelde hiç yapılmıyordu. Çok zavallıydı. Heykel günümüzde de hala öyledir. Niye öyledir? Bir kere yapımı zor diye düşünüyorum. Böyle bir kültürün ara vermeden dolayı bir soğukluğu, bir beceriksizliği de var diye düşünüyorum. Heykel insanlara kolay karışan bir sanat türü değil. Yani işte meydanlarda şöyle bakıp geçtiğimiz anıtlar dışında insanlarımızın bir heykel alıp evine götürmeyi çok ender düşündüğünü gözlemledik. Heykele ilgi çok az olduğu için heykel alanında da az arkadaşımız çıktı. Ama işte bazıları da hayatını adadı. Metin Yurdanur gibi. Anıt yapma imkanı, fırsatı verildiği zaman da çok başarılı oldular. Batıdan doğuya yönelik saldırının sembolü olan mızrakların 13 Eylül 1921 günü Gazi Mustafa Kemal ve kahraman Türk ordusu tarafından bu kez doğudan batıya yönelmesini sembolize eden Polatlı Duatepe anıtından söz edebiliriz. Çıktığınızda bir kartal gibi aşağıdaki en küçük yaratığa ulaşabileceğiniz, en küçük şeye ulaşabileceğiniz bir yer. Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok'la birlikte bağdaş kurup işgalci güçleri izlediği noktadayız. Ve size bir ödev verilmiş. Buraya bir anıt yapacaksınız. Bunun tarihi bir sorumluluğu var. Gelecek kuşaklara aktaracaksınız. Her şeyi anlatacaksınız ama dikkatli anlatacaksınız. Kimseyi kırmadan, gücendirmeden anlatacaksınız. Büyük boyutlarda görkemli şeyleri sever Metin. Büyük kitlelere hitap edecek şeylere doğru yönelmiştir. Ve sonuçta da amacına ulaştı. Çünkü yaptığı anıtlar, anıt heykeller Türkiye'nin olsun, dünyanın olsun her yerinde meydanları süslemekte ve büyük kitlelere hitap etmektedir. Metin'in heykelleri hep hümanisttir, hep insancıldır, hep hareketlidir. Durağan heykel yapmaz Metin. Bütün bunlarda da heykelin durağanlığıyla monotonlaşmak ve insanların ilgisini kaybetmek istemez. Yani çok hareketli yapıtları da başarmış bir sanatçıdır. Cumhuriyetimizin ilk anıtları ya da heykelleri meydanları süsleyen hepimizin de tanık olduğu, İşte Atatürk ve Kurtuluş Savaşı anıtlarıdır. Sivil heykel anlamında heykel çok yenidir. Ankara Belediyesi, rahmetli Belediye Başkanı Ali Dinçer ve onların işte çalışma arkadaşları 3 heykeltıraşa, bunlardan birisi de bendim, Ankara'mızı plastik sanatlarla donatmak için istekte bulundular. Benim de payıma 3 tane heykel düştü. Bunlardan bir tanesi bugün hala Ankara İpekçi Parkı'nda yer alan Eller Heykeli. Haddi Aslan'la ters bilmiş Nasrettin Hoca heykelim. Bir diğer heykel de Batı Kent'in sevgi heykelidir.
79 ve 80 yıllarında yaptığım 3 tane Ankara'nın ilk sivil heykellerinden söz edebiliriz. Metin Eller heykeliyle sadece Ankara'ya değil, bütün Türkiye'ye sivil heykeli sevdirmiştir. Yani ben inanıyorum ki Türkiye'de pek çok albümde Metin Gürdanur'un Eller heykeli insan topluluğuyla ya da bir aileyle girmiştir. Karşılaşmıştık. Ben o dönemde Gazi Eğitim'de öğrenciydim. Metin de öğretmen olarak gelmişti. Kaos ortamı vardı. Okul bittikten sonra da evlenmeye karar verdik. Korkunç bir soğuk vardı, hiç unutmuyorum. Tabii gelin damat nasıl giyinir? İnce giyinir. 1 Şubat 1980. 5 dakikada bir nikah kıyıldı, evlendik. Evimde dinlenmeye ve işte aileme zaman ayırmaya çalışırım. Benim huzur bulduğum, koşarak buradan yorulup gittiğim yuvadır evim. İki kızımız oldu. Onların eğitimiyle, günlük yaşamlarıyla ben ilgilendim. Ama Metin de bizi hiç ihmal etmedi. O akşamları hep bizim evimizdeydi. Biz de hafta sonları onun atölyesindeydik. Çünkü orası sürekli yaşayan bir yerdi. İşte köpeklerimiz vardı. Sürekli atölyede bir heykel vardı. Ve bize yaptığı işleri heyecanla anlatan bir Metin Yurdanur vardı. O artık bizim için eş değildi, baba değildi, bir sanatçıydı. Ve o anda gerçekten hepimiz çok etkileniyorduk. Onu apayrı bir yere koyuyorduk. Çok fazla çalıştığı için çoğunlukla görüşemiyorduk aslında. Yani bir misafirliğe gittiğimizde bile hep beraber giderdik ama o koltukta uyuyakalırdı genelde. Babamın her heykelinde bizimle alakalı bir parça da var. O yüzden kızmıyorum ona bize vaktiyle zaman ayırmadığı için. Hoşuma da gidiyor açıkçası. Yani bu bir kardeş kıskançlığına benzer. Kıskanmıyorum onun heykelleri ayırdığı vakti. Hoşuma gidiyor. Bana gelen talepleri değerlendiriyorum. Kendi kendimle yarışıyorum. Ve bu işte alabildiğine bilgi sahibi oluyorum. Konu neyse ya da istenen tema neyse. Bilgi sahibi olmak için pek çok kaynağı araştırıyorum. Oturup bir yerde çalışmam ben. O anda aklıma gelir. Çünkü beynim sürekli onunla meşguldür. Hatta birisi bana bir soru sorar, "Aa, pardon anlayamadım," derim. Çünkü beynim oradadır, aklım oradadır. Ve en iyi ipuçları onlardır. Bütün sorun o beynimdeki düşünceyi iki boyuta indirmektedir. Zaten yaptığım anıtların büyük bir çoğunluğu da onun aynısıdır. Bundan sonraki aşama kil çalışması, maket çalışması dediğimiz çalışmadır. Bu maket çalışması genelde 1/10 oranındadır. Yani 10 metrelik heykeli 1 metre olarak çalışırsınız. Heykelin havası o kadar güzel ki hani yüzde zaten iç detay olmamalı. Bu yüz ifadesini buldu bence. Bence yüz oldu. Yüz ifadesini buldu. Onlardan ayrılmak gibi bir şeyim yok. Zaten ayrılmıyorum. Kentlerin, meydanların süsü olduğu için onlar orada yerini aldığı için sürekli benimle birlikteler.
Beni bırakın, insanlarla birlikteler. Onları emin ellere teslim ettiğime inanıyorum. Devlet sanatçısı ve heykeltıraş Metin Yıldanoğlu, anım heykeltıraşı almak üzere davet ediyoruz. Atölyede çalışırken özellikle kil aşamasında inanılmaz gergin oluyor konsantrasyondan dolayı. Ama iş bittiği anda o artık açılış aşamasındaki keyfini yaşarken de onunla o mutluluğu yaşıyoruz gerçekten. Heykellerimi fırsat buldukça değerlendiririm, izlerim. Bu benim asli görevimdir zaten. Onları başıboş bırakmam, kendi hallerine de bırakmam. Olumsuz gelişmeler varsa da ya kendim onarırım, bunları gidermeye çalışırım ya da ilgili birimlere haber veririm, katkıda bulunmalarını sağlarım. Heykeller büyümedi ama ağaçlar büyüdü, özellikle tabelalar büyüdü, binalar büyüdü. Tek katlı binalar oldu 20 katlı, heykeller yok oldu gitti. Bunun için sanatçı olarak hiçbir şey yapamam. Bu kültürle ilgili bir şey. Heykellerimi tunç döküyorum, döktürüyorum. Bunları döktürebilmek için modellerim var benim. Fiberglass dediğimiz malzemeden yapılma modeller. Onlar elimde birikti atölyemde. Bunları üniversitelerimizde akademisyenlerle, öğrencilerle, o üniversitede çevresinde bulunan insanlarımıza paylaşmayı düşündüm. Gençlerimizin çoğu bu konuda belki bilgileri sınırlı diye onlara katkıda bulunuyor. Sanat eserleriyle üniversitelerinde yüz yüze el ele oluyorlar. Yedincisini Ege Üniversitesi'ne düzenledik. Bundan müthiş bir şekilde keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bu üniversite gençliğine ve Türk halkına feda olsun. Çünkü onlar da bizim eğitilmemiz için kendilerini pek çok şeyden feda ettiler. Kampüsümüze Metin Yurdanur'un eserlerinin gelmesi söz konusu olduğunda inanılmaz bir biçimde kabul gördü. Hemen hemen herkes bu heykellerle bir fotoğraf çektirdi. Hemen hemen herkes bu heykellere dokundu. Hemen hemen herkes bu heykellerin hepsinin kendileriyle birlikte yaşamasına izin verdi. Biz heykelleri atölyede depoladık. Benim arabamla bu atölyeye gittik. Metin Bey, merhaba evlatlarım dedi heykellere. Hepsi toplu haldeydi. Tüylerim diken diken olmuştu ve benim bunlara böyle boş gözle baktığımı görünce bana döndü, dedi ki hocam dedi, bunlar benim evlatlarım. Bunlarla benim iyi saatlerim, kötü saatlerim oldu. Ben neşemi bunlara anlattım. Ben üzüntümü, dertlerimi bunlara anlattım. Gerçekten her bir heykelimde benim şeyimden, ruhumdan, canımdan, her şeyimden bir parça vardır. O çok önemlidir. Bu gördüğünüz atölyede onlarla birlikte yaşadık, onları ürettim, onları ortaya koydum. Yani onları çocuklarımızdan ayırt edemiyoruz bir şekilde. Sanat herhalde öyle bir şeydir. Bence emekçilik en önde o geliyor. Emek, yani bunu öncelikle yapması gerektiği için yapıyor. Yani hani hem bu ülke için hem çocuklarını beslemek için çok doğal bir şekilde yapıyor. Bana göre heykel babam için bir ifade şekli ve ekmek. Biz hayatımızı böyle geçirdik babamın sayesinde. Tabii sakatlıklarımız oluyor. Ağır bir iş bu, tehlikeli bir iş. Düştüğümüz, kalktığımız, kırdığımız, ettiğimiz şeyler oluyor her tarafımızı. Yani ölmek üzere olduğumuz durumlar oluyor, oldu. Hiç de pişmanlık duymadım. Hep sevdim. Niye sevdim? Şimdi mesleğimi seviyorum. Severseniz her şey olur zaten. Nerelerde var başka? Ne?
Keşke 1000 yıl daha ömrüm olsa, 1000 yılda sanat üretsem diye düşünüyorum. Gerçekten işine çok saygı duyan birisi. Yaptığı işi çok seviyor. Yani inanılmaz bir heyecanla, yani yeni bir işe başladığı zaman önce tabii ki ailesi olarak bizlere anlatıyor. Ama şu anda hemen yüzdeki özellikle ifade konusunda fikrinizi almak istiyorum. Hemen. Evet. Yüz biraz yani biraz inanılmaz heyecanlı bir şekilde anlatıyor ve karşısındakini de dikkatle dinleyerek alabileceği şeyleri aktarıyor beynine diye. Bizi de çağırır atölyesine, kuruluş anında çağırır. Ortaya çıktığı an çağırır, 3-5 arkadaşını biz jüri gibi tartışırız. Ona göre düzeltmeler yapar filan ama Metin'in kendi içinde bir doğru saati var. Her sanatçıda olması gereken bir doğru saat. O saat neyi gösteriyorsa onu yapmaya çalışır sonuçta. Hep atölyede oldum ben. Bu gördüğünüz yüzlerce çalışma, bu tek bir elden çıkan işler, kimsenin desteği yardımı olmadan hepsinde elizim, elizini bırakın iradem var. Yani beynimin, ruh sağlığımın, her şeyimin bir parçası vardır. Hep vardır. Özellikle babamın heykellerinde en çok sevdiğim ve duygulandığım şey bu parmak izleridir her zaman. O elleri her zaman hatırlatır. Bakın bunu bir insan yaptı, insan elinden çıktı. Hiçbir zaman bir kere yalnız hissetmiyorum kendimi. Nereye gitsem babamın heykeli var. Onu çok özlesem bile gidip onun heykelinin yanına gidip sarılırım, fotoğraf çektiririm, tamamdır. Doğayı çok seviyor Metin bir kere. Hayvanları çok seviyor. Artı Sivrihisarlı, Sivrihisar'ın volkanik kayalarını çok seviyor. Ahşap İlkokulumuzun giriş portalinde yer alan tarihi bir Bizans rölyefidir bu. Düşünebiliyor musun? Küçüklüğümü benim işte 5-6 yaşlarımda. Buna dokunarak, bu üzüm salkımlarını hissederek bu şekilde bir çocukluğa başlamış olduk ilkokulda. Onun için bir Pesunus'a gitmek, bir Sivrihisar, hafta sonu bir Sivrihisar gezisi yapmak gerçekten hem onu hem bizi çok mutlu ediyor. Babam geçmişinde toprağına çok bağlı bir insan. Doğup büyüdüğü yer Sivrihisar ve orada bir sürü kalıntılar var. Pesunus'taki kalıntılar, Gordion, geçmişi olan, ruhu olan bir yer. Taşların arasında oynarken onu yaşamış, o hali yaşamış. Yurt dışında bir yerde doğmuş, büyümüş olsaydı heykeltıraş olmazdı tahminimce. Sivrihisar'da Türkiye'nin ilk özel heykel bahçesi olacak olan tarihi evimizin çevresinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tırlar dolusu heykel Sivrihisar'ımıza gelecek. Sivrihisar'ın o yalçın kayalarının dibinde doğal kaidelerinde yerlerini alacak. Ve binlerce, yüz binlerce insan belki orayı gezmeye gelecek. Bu benim için bir hayal tabii. Ben hep hayal kurarak yaşarım. Buradan Eser'cim Türkiye'nin kurucularını, kültür insanlarını, bilim insanlarını bu yalçın kayaların eteğinde yerleştireceğiz. Kayalar çok etkili ama. Heykelleri kayaların doğal kaidesi olarak düşünür ve tasavvur ediyorum. 30 yıl önceki gücümün kalmadığına inanıyorum çünkü ağır bir iş. O zaman artık beynime ağırlık veriyorum. Yani daha çok beynimle iş yapmaya çalışıyorum. Zaten yaptığım heykellerde yavaş yavaş onu gösteriyor kendisini. Daha çok kas gücüyle değil, beyinle yapılmış işler ortaya çıkıyor. Doğaldır ki onlar bizden bir parçadır. Eserlerimi tümüyle Türk halkına, Türk insanına, onların korumasına bırakıyorum.